Merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlere Sabahattin Ali'nin Değirmen adlı eserini anlatacağım. Bu kitapta toplam 15 hikaye vardır. İlk hikayemiz Değirmen'dir. Bu Değirmen hikayesinde bir Çingene'nin aşkı anlatılmaktadır. Bir gün Çingene'ler Edremit'e göç etmeye karar verirler ve bir değirmenin etrafına yerleşmeye karar verirler. Bunların içerisinde atmaca da vardır. Bunlar genelde çalgıcılık yaparlar. Değirmende ise bir adam ve kızı yaşamaktadır sadece. Kızı küçükken değirmenin çarklarına kolunu kıstırdığı için bir kolunu kaybetmiştir. Atmaca ve bu kız zamanla birbirlerine aşık olurlar. Ama kız kolu sakat olduğundan atmacayla birlikte olmak istemez. Bir gün atmaca değirmende gümüş yapmaya karar verir. Bugün yani akşam vakti hava fırtınalıdır. Atmaca bu fırtınalı havada çalgısını çalmaya başlamıştır. Bir süre sonra çalgısını fırlatıp değirmenin çarklarının yanına gider ve bir kolunu çarka kıstırır ve herkes çok şaşırır. Atmacanın bir kolu yoktur ve o kolunun olmadığı yerden kanlar fışkırmaktadır. Bir süre sonra atmaca bayılır ve bu hikayemiz burada biter. Bir sonraki hikayemiz kuru sarılamayan şaheser. Genç bir şair vardır ve bu genç şair bir kıza aşıktır. Fakat kız onu ancak bir kendisine bir eser sunduğunda onu seveceğini söyler genç şaire. Genç şair de bunun için bir şaheser yapmaya karar verir ve 3 ay boyunca ormanda ve nehir kenarında gezer ve bir şaheser meydana getirir. Bu şaheseri sevdiği kıza gönderir fakat sevdiği kız bunun çok basit olduğunu söyler ve onu beğenmez. Genç şaire tekrar geri gönderir. Genç şair buna üzülür fakat kesinlikle ondan vazgeçmez. Ve bu sefer de şehirdeki ve kasabadaki büyük şairlerin ve filozofların yanında yaklaşık 1,5 yıl boyunca gezer. Yine bir şaheser meydana getirir ve altın kaplı defteri sevgilisine gönderir. Fakat sevgilisi bunun Eflatun'a benzediğini ve yine sıra dışı bir şey olmadığını kendisine söyler. Genç şair yine vazgeçmez ve bu sefer 6 yıllık bir maceraya çıkar. Bu 6 yılın 2 yılını çöllerde, 2 yılını deniz ve buzullarda geçirir ve geriye kalan 2 yılı da dünyayı rastgele gezer ve bir eser meydana gelir. Bu eseri meşin kaplı bir deftere geçirir ve sevgilisine gönderir. Sevgilisi bunu çok beğenir ve artık kendisini sevdiğini söyler. Birkaç iltifat eder ama genç şair bunları duymaz çünkü şaheseriyle meşguldür. Genç kız şaheserini kıskanır ve onu genç şairden alır ve şaheseri evlerin içine atar. Genç şair şaheserini almaya çalışır fakat kız buna engel olur ve sonunda genç şair kızı yani sevdiği kızı boğmaya başlar ve onu öldürür. Şaheserini alevlerin içerisinden kurtarır fakat o artık kül olmuştur. Buna dayanamayan genç şair sevdiği kızın yanına yığılır ve da ölür. Bir sonraki hikayemiz kırlangıç. Bir gün dişi bir kırlangıç ağacın dallarında etrafı seyrederken yanına erkek bir kırlangıç gelir ve onu
halini, hatırını sorar. Birlikte çok iyi vakit geçirirler ve bundan sonraki günlerde de hep o ağaçta buluşurlar. Fakat bunları yaparken daha mevsimler ilkbahar ve yazdır. Kışın gelmeye başlayınca kırlangıçlar mecburen ayrılmak zorunda kalırlar. Bunu hiç istemeyen kırlangıçlar, yani birbirini seven kırlangıçlar mecburen kıştan kaynaklı olarak ayrılırlar. Yani birbirlerine veda ederler. Bir sonraki hikayemiz Violence. Bu hikayede bir genç vardır ve bu genç Akdeniz kıyısında bir şehirde yaşamaktadır. Bu gencin sevdiği bir de genç bir nişanlısı vardır. Genç kız boş zamanlarında sürekli violense çalar, fakat bir süre sonra erkek, yani genç, bunu kıskanır ve ona artık violense çalmamasını söyler. Bunu tek bir şartla kabul edeceğini söyleyen genç kız, kendisinin öldüğünde mezarı başında her gün violensel çalmasını ister sevdiği erkekten. Genç bunu kabul eder. Bir süre sonra bu çift evlenirler ve gemiyle seyahate çıkarlar. Fakat gemiyle seyahate çıktıktan bir süre sonra fırtına çıkar ve gemileri batar. Bu iki genç kıyıya vurmuşlardır. Kıyıya vurduktan sonra bu gençleri zenciler evlerine götürüp bunları beslemişlerdir. Kazadan mıdır bilinmez, kız çok hasta olmuştur ve sadece birkaç gününün kaldığının farkındadır. Bunun üzerine genç ağaçtan bir violensel yapar ve sevgilisine bunu öğretmesini ister. Sevgilisi son günlerini aşık olduğu erkeğe violensel öğreterek geçirir ve kadın bir süre sonra ölür ve onu ormana defin ne derler ve bugünden sonra genç şair sevdiği kadının başında her gün violensev çalmaya başlar. Bir sonraki hikayemiz birdenbire sönen kandilin hikayesi. Bir gün bir kişi silindir şeklindeki mimariye sahip bir binanın yanına gider ve bu binada bir adam vardır. Adam bu genci bu binanın en üst katına çıkarır ve hep nasıl birdenbire sönen kandilin hikayesini biliyor musunuz diye sorar. Adam yani genç bilmediğini söyler ve kendisine masanın üstünde duran kitabı uzatır ve okumasını söyler. Kitapta şunlar anlatılmaktadır. Kitapta bir adamın hayatı vardır ve bu adam bir gün bir ser meydana getirirken birdenbire kandil sönmüştür. Kandilin tekrar yakmaya çalışır fakat yanmaz ve öbür kandillerinin yanına koyar. Diğer kandillerde kimisi sönmüş, kimisi ise kapkara olmuştur. Bunların neden söndüğünü merak eden adam, işte bunları söndüren kudreti aramaya başlar ve bir zaman sonra bu kudrete yaklaştığını fark eder ve yazıların son cümlesinde şunları söylemektedir. İşte o kandilleri birdenbire söndüren kuvvet. Ve burada kitap bitmiştir. Adam kitabın neden bittiğini yaşlıya sorar ve adam bunu
yazan kişinin öldüğünü ve kendisini bulduğunda kendisini burada, yani bu fenerin içerisinde bulduğunu söyler. Bir sonraki hikayemiz bir gemici hikayesi. Bu gemici hikayesinde 19 yaşında bir genç vardır. Bu gencin babası aslında askerdir ama babası öldükten sonra mecburen kendisi bir şey girmek zorunda kalır. Ve bir sahil kenarı şeklinde yaşadıklarından kaynaklı olarak gemicilik yapmaya başlar. Fakat bu gemilerde kendilerine sadece baklava verilmektedir. Fakat kaptan falan filan, onlar hep et gibi şeyler yemektedirler ve bu genç kekeme olduğundan kaynaklı bir kelimeyi yaklaşık yarım saatte zor çıkarmaktadır. Fakat bunu bir süre sonra yemiştir ve gemide tayfanın yanına gidip artık bu hayattan, bakladan sıkıldığını söyler ve hep birlikte kaptana baş kaldırmalarını tayfaya söyler. Tayfayla birlikte kaptanın yanına giderler ve kaptana baş kaldırırlar. Kaptan bundan korkar ve onlara ne isterlerse verir. Et, pirzola vesaire gibi şeyler. Kaptan bunları sakinleştirdikten sonra 19 yaşındaki kekeme genci bir da itar ve geriye kalan tayfayı da İstanbul'da gemiden da itar. Bir sonraki hikayemiz bir orman hikayesi. Bir genç ve bir ihtiyar bir gün yan yana dururken ihtiyar gence bir bu ormanın hikayesini anlatır. Yani aslında karşılarındaki ormanın, bir gün hükümet ve bir şirket ormana gelir ve ağaçları kesmeye başlar ve ağaçların yerine büyük büyük meydanlar yapmaya başlar. Bir süre sonra bu ağaç kesimleri çok artmıştır ve sadece küçük bir yer kalmıştır. Bu küçük yeri de köylüler artık hükümeti ve şirketi vermek istemiyorlardır ve ellerinde sopalarla şirketin görevlilerine ve memura saldırmaya bile karar verirler ve bir gün gerçekten de bu olur ve köylüler şirket çalışanlarına ve memurlara saldırırlar. Memurun bir tanesini bir gün boyunca hapis alırlar ve sonraki gün jandarma köye gelir. Memuru kurtarır, köylüleri bir yere kapatır ve şirketin tekrardan ağaçları kesmesine izin verir. Bunları anlatan ihtiyar susmuştur ve uzun uzun ormana bakmaya başlamıştır. Bir sonraki hikayemiz Kazlar. Bu hikayede bir seyit vardır ve bu seyit arkadaşlarıyla birlikte bir kişiyi vurmuşlardır. Hepsi hapistedir fakat birileri zengin olduğundan bir şekilde hapisten kurtulurlar. Fakat Seyit hapisten kurtulamaz çünkü fakirdir. Hapiste rahatsızlanan Seyit koğuşunun değiştirilmesini müdüre söyler ve bunun içinde iki tane kaz lazımdır ve elçi Dudu'ya bir mektup yazar ki kaz bulmasını söyler. Fakat Dudu'da bir kaz vardır ve sağa sola bir başka Abi.
kaz için Abi döndüğünde bir kaz lazım olduğunu söyler fakat kimse buna kaz vermez. Cüzdan mecburen bir gün kendi kazanı ve yandaki komşusunun kazanı çalar ve şehre gider. Şehre gider ve hapishanenin önüne geldiğinde bir gardiyan bunu durdurur ve bu bugünün bugün körüş olmadığını kendine söyler ve bu sırada kapıdan bir cenaze çıkar. Fakat gardiyan bunun seyit olduğunu söylemez. Çünkü kadındaki kazları almak ister. Kadına kazları verip bir sonraki hafta gelmesini söyler. Kadın kazları verir ve köyüne gider. Köyüne geldiği zaman jandarmalar onu hemen hapse götürür. Çünkü kaz çaldıklarını köylüler jandarmaya söylemişlerdir. Kadın 3 ay boyunca hapiste kalır ve bu zaman zarfında Seyit'in öldüğünü öğrenemez. Bir sonraki hikayemiz bir firar. Bir gün bir köyde bayram namazı vaktinde bir soygun meydana gelmiştir. Herkes, daha doğrusu bu köydeki herkes ve çevre köydeki herkes bir kişiden şüphelenmektedir. Bu ise Diris'tir ve jandarmalar bu Diris'i birkaç gün sonra bulurlar ve suçunu itiraf etmeleri için çok feci döverler. Buna dayanamayan Diris mecburen söylemek zorunda kalır fakat bu soygunu kendisi yapmamıştır. Neyse hep birlikte yani jandarma ve Diris bu soygunun yapıldığı köye giderken bir jandarmanın aklına çalınan altınların paraların nerede olduğunu gelir ve Diris'e bunların nerede olduğunu sorarlar. Fakat Diris tekrardan sorgunun kendisini yapmadığını ve bu yüzden paralarında olmadığını söyler. Jandarmalar tekrar dönmesi denir ve İdris'i tekrar dövmeye başlarlar. Mecburen Diris de bu imam köydeki bir kahvecide olduğunu söyler. Fakat bu kahvecide soygunla hiçbir alakası yoktur. Bunun üzerine jandarmalar ve Diris tekrardan köye doğru giderlerken İdris bir yerde bir hendek görür ve hemen hendeğin arkasına dayanarak kaçmaya çalışır. Fakat jandarmalar Diris'i vururlar. Jandarmalar Diris'in yanına girdiklerinde Diris son nefesini vermek üzeredir ve şunları şu söyler jandarmalara. Soygunu kendisinin yapmadığını ve İmam köydeki kahvecinin de hiçbir suçunun olmadığını söyler ve bunları söyledikten sonra ölür. Bir sonraki hikayemiz Kanal. Bu hikayemiz Konya'da geçmektedir. Konya'da tarım yapmak çok zordur çünkü su sıkıntısı vardır. Bu zamanlarda iki çok iyi dost vardır ve ikisinin de adı de Mehmet'tir. Küçüklükten beri birbirlerinin arkadaşıdırlar. Bir gün bir Mehmet evlenir ve bu evlilikten sonra bu iki dost çok nadir görüşmeye başlarlar. Bir gün evli Mehmet kendi tarlasını sulamak ister fakat kanala baktığında kanalda hiç su olmadığını görür ve bunun nedenini de yukarıdaki tarlada
sulama yapan sulama yapan arkadaşı Mehmet'ten kaynaklanmaktadır. Kendi çocuğunu yanına gönderir fakat Mehmet kanalı açmaz ve bir zaman sonra hassas zamanı yaklaşır. Bu hassas zamanında yukarıdaki Mehmet'in tarlasındaki buğdaylar oldukça büyümüştür fakat Mehmet'in tarlasındaki buğdaylar daha bir karış bile olmamıştır. Mehmet buna çok sinirlenir ve bir gün silahını alır ve tarlaya gider. Tarlada yukarıdaki tarlanın sahibi Mehmet ve kardeşi vurur. Vurduktan sonra işine söyler hemen kanala içmesini. İşi kanala içer ve tarlayı sulamaya başlar. Mehmet bunları sadece seyretmektedir ve kanalın kenarına oturup jandarmaların gelmesini bekler. Bir sonraki hikayemiz Jandarma Bekir. Çalda Süleyman Efendi'yi vurduktan sonra hapse giden Halil Efendi'yi jandarmalar Denizli'ye götürmek üzere hep birlikte yola çıkarlar. Bir zaman sonra bir köyde karakolda bunlar mola verirler. Fakat bu karakolda Halil ve Jandarma Bekir karşılaşır. Bu Jandarma Bekir Halil'in öldürdüğü Süleyman'ın çok yakın arkadaşıdır. Bekir o akşam karakolda Halil'i çok feci döver. Sonraki günde sadece Halil ve Bekir birlikte yola çıkarlar. Bir süre sonra yolda mola verirler. Bu mola esnasında Halil Jandarma Bekir'in tüfeğini alır ve Bekir'i vurur. Vurduktan sonra Halil ve oradan hemen uzaklaşır. Bir sonraki hikayemiz Sarhoş. Bu hikayede bir Kamil vardır ve bu Kamil evlidir ama evli olmasına rağmen gazinoda çalışan bir kadının yani Muhsine'nin yanına her gün gitmektedir. Yine bir gün Muhsine'nin yanına gitmiştir ve orada sarhoş olmuştu. Sarhoş olduktan sonra trene doğru gider. Trenin önüne geldiği zaman karısı camdan bağırır ve yine Muhsine'nin yanından geldiğini söyler ve bir takım hakaretler dediler. Hakaretlerden sonra kadın içeriye girmek için hızlı bir şekilde kafasını pencereye vurur ve pencereye vurduktan sonra cam kırılır. Kamil hemen yukarıya çıkar ve odaya girdiğinde kendi çocuğu ağlamaktadır ve pencerenin yanında karısı kanlar içerisindedir. Bunu gören Kamil sabaha kadar hiçbir şey yapmadan öylece oturur. Bir sonraki hikayemiz bir cinayetin sebebi. Bir gün Hüsamettin arkadaşlarıyla otururken içlerinden bazıları bir kızın kendisinden hoşlandığını ve arkadaşlık kurmak istediğini söylerler. Hüsamettin bunu kabul eder ve genç kızla sevgili olurlar ve bir süre sonra Hüsamettin de bu kızdan hoşlanmaya başlar. Fakat yine bir zaman sonra kız
yeni arkadaşları dinlemeye başlamıştır ve Hüsamettin'den her geçen gün uzaklaşmaktadır ve artık onunla konuşmak istemez kız. Bir gün Hüsamettin'in sevdiği kız ve yanlarındaki arkadaşları Hüsamettin'le karşılaşırlar. Kızlar Hüsamettin'e Necmi'nin mahkemesine gittiklerini ve mahkemede bir yer bulup bulamadığını sorarlar. Hüsamettin bu kızlara bir yer ayarlar ve hep birlikte mahkemeye giderler. Bu Necmi bir para için bir kişiyi öldürmüştür ve herkes onu görmek için mahkemeye gelmişlerdir. Mahkemeye bittikten sonra sevdiği kız ve yanlarındaki kızlar Necmi'nin çok karizmatik olduğunu ve havalı olduğunu konuşuyorlardır. Buna Hüsamettin çok şaşırmıştır ve sevdiği kızın gözüne girebilmek için çok iyi yakın bir babının yanına gider ve para ister fakat babı para vermez ve bunun üzerine Hüsamettin kendisini öldürür ve hapse girer. Hapisteyken hep mahkeme gününün gelmesini bekler. Mahkemeler geçmektedir fakat sevdiği kız mahkemeye gelmemektedir. Son mahkemede de etrafına bakan Hüsamettin sevdiği kızın gelmediğini görür ve çok üzülmüştür. Oysa ki Hüsamettin bu kız için bir cinayet işlemiştir. Bir sonraki hikayemiz bir siyah fanile için bu hikayede Ömer adlı karakterimiz kaymakam olmuştur ve kaymakamlığını yapmak için trene atlayıp bir kasabaya gitmiştir. Bu kasabada herkes Ömer'e çok basit ve sade gelmiştir ve bir zaman sonra bu kasabadakilerin çok adi ve çürük olduğunu anlamıştır ve bu kasabada yalnızdır, yani kimsesi yoktur, sohbet edecek kimse yoktur. Bu kasabada kış çok çetin geçmektedir ve Ömer İstanbul'u çok özlemiştir. Bir sabah kalktığı zaman aynaya baktığında sırtında bir fanila vardır. Bu fanilayı ne zaman girdiğini hatırlamamaktadır. Fakat bir süre sonra hatırlar ve bu fanilayı dün akşam kendi evine kıyafet göndermek için bir paket hazırlarken giymiştir. Bu Fanila'dan sonra Ömer'in içinden bir ses artık bu kasabada kalmamasını ve özlemini çektiği İstanbul'a gitmesini söyler ve bunun üzerine 2 gün sonra Ömer bir bilet alır ve hasretini çektiği İstanbul'a döner. Fakat Ömer burada kaymakamlık değil, aksine boyacılık yapmaktadır. Fakat bu fakir hayatından çok mutludur ve hiç acılık çekmemektedir. Bir sonraki hikayemiz Komiki şehir. Bir gün bir köye tiyatro kumpanyası gelmiştir ve herkes, yani kaymakam, memurlar, köylüler falan bu kumpanyaya gitmek için koltuklarda yerlerini almışlardır. Kumpanya en başta bir cambazın sahneye çıkmasıyla başlar. Bu cambazdan sonra 15 dakika bir da verilir. Bu sırada Rahmi adlı karakterimiz
Sahnenin arkasından Drahma bakmaktadır. Bu rahminin bir de sevgilisi vardır ve adı Victor'dur. Rahmi Victor'u çok kıskandığı için onu çok nadir sahneye çıkarmaktadır ve yine bugün birlikte sahneye çıkacaklardı. Sahneye çıktıktan bir zaman sonra lambalar söner ve silah sesleri patlar. Rahmi spy etmişlerdir. Ve Rahmi kendine geldiği zaman sahnede jandarma ve polisler vardır. Ve onlardan Victor'un kaçırıldığını öğrenir. Victor'u çömlekçi zadeler kaçırmıştır. Ve sonraki gün Rahmi jandarma komutanın yanına gider ve iki jandarmayı takibe göndermesini ister. Fakat hava çok çetin ve kış olduğundan kaynaklı komutan takip çıkarmaz. Bunun üzerine Rahmi kaymakamın yanına gider ve kaymakamdan takip ister. Fakat kaymakam da takip çıkarmaz ve buna Rahmi çok sinirlenir. Tek başına damaya karar verir ve bir at kiralar. Üç gün boyunca sevdiği kadına der. Fakat kendisi hiçbir yerde yoktur. Üçüncü günün sonunda bir ormanda karşı çıkarsa taraftan çömlekçi zadelerin geldiğini görür ve yanlarında Victor vardır. Çömlekçi zadeler Victor'u Rahmi'nin Nina tarlar ve oradan kaçarlar. Rahmi sevdiği kadına tabi indirir ve birlikte Victor ve Rahmi birlikte kasabaya döndüler. Birkaç gün Victor dinlendikten sonra kaymakam kendisini jandarman göndererek yanına çağırtırdı. Victor kaymakamın yanına gitti ve kaymakam onunla konuşurken sürekli Victor'a bakıyordu ve bu bakışlar hiç de iyi niyetli değildi. Ve bir zaman sonra kaymakam Victor'a saldırdı. Victor kaymakama sağlam bir tokat patlattı. Kaymakam başta çok şaşırdı ve kızdı. Bunun üzerine kaymakam jandarma çağırtırdı ve Victor'la alakalı bir kağıt yazdırdı. Kağıtta Victor'un bir hayat kadını olduğunu yazmıştı ve jandarmaya emretti ve Victor'u hapse attırdı. Bunu duyan Rahmi çok sinirlendi ve kaymakamın yanına gitti. Kendisine yalvardı Victor'u bırakması. Fakat kaymakam bırakmadı. Bunun üzerine Rahmi kaymakamı ilerleyen günlerde tek başına gördü ve bir yerde kıstırdı ve Victor'u bırakmazsa onu öldüreceğini söyledi. Kaymakam ertesi gün şehirdeki Rahmi ve Komiki şehir çalışanlarının yani oyuncularını toplattırdı ve mahkeme için şehre gönderdirdi. Bu şehre gönderirken hepsini bir yaylaya bindirmişti. Bu yayla bir köprüye geldiği zaman atlar sanırım nehirin su seslerinden kaynaklı korktular ve kendi yerini nehre doğru sürdüler. Bu kazadan birkaç gün sonra yaralı bir jandarma kaymakamın yanına geldi ve aslında bunun bir kaza olmadığını, yaylıdan bir kişinin atları kullanan kişiye saldırdığını ve kendisinin
yaylayı köprüden aşağıya doğru sürdüğünü söyledi. Bunun üzerine kaymakam sinirlendi ve kendisinin hayal gördüğünü söyledi ve çenesinin kapatması gerektiğini jandarmaya söyledi. Kitabımız burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.